aslında çocuklarda travma bir 3-4 ana başlık altında bahsedilebilir. Hem duygusal, fiziksel ve bilişsel süreçlerde dikkat ve konsantrasyonda sorunlar, öğrenme güçlükleri, travmatik olayı bazen hem tekrar yaşama ya da unutma gibi belirtiler, duygusal süreçlerde kaygı bozuklukları, depresif belirtiler gibi düşünebiliriz. Aslında travma sonrası stres bozukluğu en basit anlatımıyla travmatik bir yaşantının sonucunda oluşan bir ruhsal durum diyebiliriz. Yani hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir olayın sonucunda ortaya çıkan bir ruhsal durum aslında travma sonrası stres bozukluğu. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde aslında belirtileri de hemen hemen aynı. Yani travma sonrasında ortaya çıkan bir travmatik yaşantıyı tekrar yaşama durumu var. Tekrar ve tekrar hem gerçek hayatta hem de belki oluşuyorsa eğer rüyalarda kişinin kaçınma durumu ortaya çıkabilir yine çocuklarda aynı şekilde ve kendisini sürekli tehdit altında hissetme. Bazen çok küçük bizim gördüğümüz bazı olaylar da çocukta çok büyük travmalara sebep olabilir. Yani okulda yaşadığı bir akran zorbalığı ya da cinsel travmalar yine aynı şekilde bunlar sebep gösterilebilir. Bu gibi sebeplerle görülebilir tabii ki. Doğal afetler de aynı şekilde deprem, sel, araba kazaları, trafik kazaları da bunlara dahil. Okul çağı çocuğunun okul öncesi dönem özellikleri göstermesi burada beklenebilen tepkiler arasında ve bu da maalesef ki tabii ki akranlar arasında bir dışlanmaya ya da o ortamdan izole edilmesine sebep olabilir. Aslında ebeveynler kadar öğretmene ve okula da çok ciddi rol düşüyor burada. Her okula misafir öğrenciler geldi bilindiği üzere. Edirne'de bulunduğumuz şehirde de aynı şekilde. Bir şekilde hizmet alan, yardımcı alan çocuklar var şu anda. Orada öğretmenlere aslında daha ilk günden ve ilk aşamadan bu depremle ilgili konuşmak yerine çocuk için orada olmak ve orada olduğunu çocuğa hissettirmek çok önemli. Bağ kurmak en önemlisi. Ama bahsettiğiniz bağ nasıl kurulabilir? En kolay çocuğu hani tetiklemeden, travmalarını tetiklemeden. Senin için buradayımla birlikte. Fiziksel temas bu açıdan çok önemlidir. Tabii doğal afetlerdeki travmalardan bahsediyoruz. Biz burada farklı şekildeki travmalarda fiziksel temas tetikleyici bir unsur da olabilir ama.